One Piece animesinin 1090. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Doktor Vegapunk sonunda ortaya çıktı ve bize ilk olarak kadın halde gösterildi. Tabii ki de Doktor Vegapunk bir kadın değil. Bununla ilgili detayları ise işte henüz vermeyeceğim. Anime incelemesi yaparken manga ile ilgili olabildiğince spoiler vermemeye çalışıyorum ama ara ara önemli kısımlarda bazı şeylere değinebilirim ve değindiğim zaman sizi uyaracağım. Umarım iyi bir inceleme olur ve umarım hepiniz güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Umarım hepinizin sağlığı ve siyahati yerindedir. Evet güzel bir One Piece bölümü Yine karşınızdayım bu bölüm Manganın 1061. sayısına eşdeğer 1061. sayının tamamını Bu anime bölümüne çizmişler Ve animasyon haline getirmişler Biliyorsunuz geçenlerde yayınladığım bir short videoda Bu bölümün ve Egghead harkının Netflix'te yayınlanacağını söylemiştim Ve Netflix Türkiye ve Netflix'te de gerçekten de One Piece'in yeni bölümleri güzel bir çeviri Haliyle yayınlanıyor ve oradan da Açıkçası Netflix hesabınız varsa izleyebilirsiniz Bölüm gerçekten çok keyifli bölümdü Tüm tayfayı bir arada görmek ve Tüm tayfanın bir arada maceraya çıktığını görmek öncelikle beni çok mutlu ediyor. Geçen bölümde buna değinmiştim ve bu bölümde de bir köpek balığı ve metal bir köpek balığı tarafından tayfanın yakalanıyor olması ve bu metal köpek balığının bu kadar güçlü bir tayfaya kafa tutuyor olması Vegapunk'ın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor ki zaten bölümün sonunda Vegapunk bunun kendisine ait olduğunu ve verdiği emirler doğrultusunda böyle hareket ettiğini söylüyor. Luffy'ye, Zoro'ya, Sanji'ye ve diğerlerine zorluk çıkaran bir köpek balığı var ortada. Doktor Vegapunk gerçekten güçlü bir bilim adamı. Ürettiği şeyler de çok güçlü, buluşları çok güçlü, barış severler, yarattıkları ve en önemlisi Doktor Vegapunk'la ile ilgili şey ne biliyor musunuz? Şeytan meyveleri hakkındaki gizemi biliyor. Eiichiro zamanında zamanda bir SBS bölümünde Doktor Vegapunk'ın şeytan meyveleri hakkındaki gizemi bildiğini söylemişti. Hatta mangada en son yayınlanan bölümde bununla ilgili bir detay ortaya çıktı. Yani aslında bu arkta şeytan meyvelerinin özü ve gizemi ortaya çıkacak. Ve bu bizim hepimizin beklediği 20 senelik bir gizem. Gerçekten bu çok heyecan verici değil mi? Şeytan meyvelerin özünü ve detaylarını sonunda öğreneceğiz. Çünkü şeytan meyveleri gerçekten çok farklı şeyler. Ve hani bir meyve yiyorsunuz bir tane daha yiyemiyorsunuz. Bir meyveyi yedikten sonra işte onun güçlerine sahip oluyorsunuz. Bu güçler nereden geliyor? İşte meyve biri öldüğü zaman kullanıcı öldüğü zaman meyve kullanıcısı başka bir yerde meyve tekrardan ortaya çıkıyor vesaire vesaire bir sürü böyle gizem dolu şeyler var. Pankazarda da bunun böyle ufaktan temeli atılmıştı yapay şeytan meyveleriyle ilgili. Vanoda da ufak bir detayı göstermişti. Şimdi işte asıl konuya geldik ve şeytan meyvelerinin gizemi neredeyse çözülecek durumda ki şöyle bir detay daha var. Şeytan meyveleri o kadar farklı ve bilinmez bir şey ki hani 3 ayrılıyor. Logia, Zoan, işte Paramesia daha sonrasında Luffy'yi gördük ve hani Luffy'nin meyvesinin detaylarını gördük. İşte Kurtuluş Savaşçısı Nika'nın işte gücünü barındırıyor Luffy ve özgür, özgürlük savaşçısı oluyor. Yani tüm bunları bir araya getirdi zaman Luffy neden bu efsanevi mit karakterinin işte zamanda yaşamış karakterin gücünü alabiliyor? Nasıl alabiliyor? Ve Luffy nasıl buna dönüşebiliyor? Gibi böyle daha ne uyanış nasıl ol? Bunlarla ilgili böyle bir sürü detaylar var ve hepsinin bence çoğunun bu arkta görebileceğimizi düşünüyorum ben o yüzden bence çok bilmiş bir Egghead arkı inanılmaz önemli bir ark zaten mangada olanları da çok bahsetmeyeceğim ama bu anime incelemesini izleyip hani manga okumayan varsa hepinize öneriyorum çünkü fark ediyorum yani anime incelemesini izlerken yorum at attığınızdan da fark ediyorum animeyi izleyip manga okumayan çok kişi var hepinize de manga okumanızı öneriyorum ve bu arada videolarımızı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden yorum atan ve bize destek olan herkese çok teşekkür ederim İyi ki varsınız ve şimdi bölümün başına tekrardan geçelim. Biliyorsunuz en son bir köpek balığı tarafından bizimkiler saldırıya uğramıştı. Ve Jinbei elinden gelen yapıyor. Luffy, Bonnie ve Chopper biliyorsunuz denize düşmüştü en son. Ve Jinbei onu kurtarmaya çalıştı. Kurtarmaya çalışırken de geminin dümenini Frankie'ye verdi. Franky gemiyi çok iyi idare etmeye çalışsa da köpek balığı gerçekten çok güçlü ve bizim tayfadakilere çok zorluk çıkarıyor. Ki Luffy'ler bir Yonko tayfası. Yonko tayfasına zorluk çıkartıyor. Ve ardından bir robot geliyor ve bizimkileri kurtarıyor. Ve tabi bu robotun daha sonrasında Vega Vegapunk'ın kendisi olduğunu öğreniyoruz. İçinden Vegapunk'ın kendisi çıkıyor kadın haliyle, kadın bedeniyle. Ve ardından da bize Tashiki'yi gösteriyorlar. Taşiki biliyorsunuz Smoker'ın en büyük yardımcısı. Ve en son biz Tashiki ee, Punk Hazard'da görmüştük. Dressrosa yakınlarında görmüştük ve... Pankazart'taki Chizar Cloud'un deneyine uğrayan ve devleştirilmeye çalıştıran çocukların iyileştirilmesi için elinden gene yapan bir taşıki görmüştük. Ve şu anda da bu çocukların iyileştiğini görüyoruz ve e, devleşen çocukların küçüldüğünü ve artık normal boyutlarına geldiğini düşünüyoruz. Ve ardından da denizcilerin diğer üyeleri gösteriliyor. Helmeppo gösteriliyor, Hibari gösteriliyor ve Prens Gurus gösteriliyor. Şimdi bu üç karakter gerçekten önemli çünkü bu bir Schwartz üyesi diğerleri bir Schwartz üyesi. Schwartz üyesi ne oluyor? Grus da bir Schwartz üyesi. Schwartz denizcilerin içinde oluşan ve aslında dünya hükümetine bağlı olmayan emirlerini yapmak zorunda olmayan bir deniz ajan, denizci ajanları. Bu ajanlar kafalarına göre takılabilir. denizcilerden emir almak zorunda değiller ama bir yandan da denizci üstlerinde barınabiliyorlar çünkü dünya hükümetinin dışındaki hani korsanlar gibi dünya hükümetine zarar vermiyorlar ve asıl amaçları kendi denizci e, prensiplerine sahip olmaları ve Cheaper Paul'den çok daha farklılar. Cheaper Paul dünya hükümetine bağlı olan ajanlar. Direkt Gorosei'lere, Kusayiciler'lere bağlılar. Deniz bu e, oluşum Schwartz ise kendi aralarında yapılan bir oluşum ve dünya hükümetinin emirlerini uygulamak zorunda değiller. Ve bunlar nasıl Schwartz ise de kalkan olarak geçiyor. Böyle bir kelime oyunu var işin içinde. Ve anlayacağınız Schwartz gerçekten bambaşka aralarında X-Drake da var, Kobe de var ve Kobe ve X-Drake ve Prens Gurus bu oluşumun en iyi 3 üyesi diyebiliriz. Ve x drakein ne olduğu henüz bilinmiyor. En son Vano'daydı ve neredeyse ölü bir şekilde bize gösterilmişti. Çok büyük hasarlar almıştık. İlerleyen zamanlarda seriye katılacağına eminiz. Ama henüz mangada da x drakein olduğu ortaya çıkmadı. Ve X-Drake gerçekten önemli bir karakter. X-Drake'in babası e, Diaros da önemli bir karakterdi biliyorsunuz. Ve gerçekten Diaz Drake, ki soyadı Drake olarak geçiyor. Drake'in ilerleyen zamanlarda seriye katkısını merak ediyorum. Ve <laughs> Kobe kaçırıldı. Ve Karasakal Korsanları tarafından kovanına götürüldü. Burada Helmeppo Kobe'yi kurtarmak için diğer Schwartz üyelerinden biri olan Prince Grus'a yalvarıyor. Prince Grus bu, bu arada Doflamingo'ya benzeyen bir karakter tip olarak vesaire Korazonada. Bunun sebebi de e, orada da bir kelime oyunu varmış ve... Böyle tüylü bir hayvana benzetilen bir olay varmış. Neyse devam edelim ardından. Ve tabii Kobi'ye ne olacağını merak ediyoruz. İlerleyen zamanlarda Garp, Kobi ve e, Hibari, Helmeppo neler olacağını hepimiz göreceğiz. Ve Tashiki'nin de ben rolünü merak ediyorum. Ya Tashiki gerçekten çok tuhaf bir karakter. Neden tuhaf bir karakter? Yani bunu böyle zamanda böyle umursamadık ama... Hani neden bu karakter Queen'in aynısı şekilde çizildi? Yani bunun sebebi neydi acaba? O da Sensei sadece bunu ya işte benzesin, işte zor öyle bir yakınlık olsun vesaire diye mi yaptı? Yoksa işin içinde farklı bir şey mi var? Gerçekten bu çok ilgi çekici. O da Sensei bir şey yapmadan önce kesinlikle düşünerek yapıyor. Bu karakteri Queen'a benzer şekilde çizmesin, neredeyse aynı şekilde çizmesin sebebi ne? Sadece hani Aa, herkes şaşırsın işte Kuina'ya benzeyen bir karakter diye mi yaptı gerçekten? Yoksa bir şey mi var işin içinde? Bir şey varsa ve bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz olursak gerçekten çok şaşırır ve şoke oluruz bence. Ki o da Sensei bir şey yapmadan önce kesinlikle bir planı oluyor. Oluyor mutlaka. Bakalım ne çıkacak? Gerçekten bu da büyük bir gizem farkında mısınız? 3-4 tane gizem hakkında kafadan konuştuk yani. Her bölüm her bölüm gizem ve sürüven dolu ve çok heyecan verici oluyor. Ve ardından da Bonnie, Luffy ve Chopper'ın tanıştıklarını görüyoruz. Luffy Bonnie henüz tanımıyor ve ardından Vegapunk'tan bahsederken Luffy Vegapunk'ı tanıdığından bahsediyor. Ve Bonnie Luffy'ye şöyle bir şey söylüyor. Senin saçın beyazlamamış mıydı posterinde görmüştük diyor. E, şimdi de senin bu şekilde olmadığını görüyoruz diyor. Luffy de bu benim özgür halim, özgür bir formum diyor. Ee, Luffy'nin burada düşüncelerini görüyoruz. Tamamen özgür olduğum zaman öyle görünüyorum diyor Luffy'de Yani açıkçası Luffy'nin Aranio posterinin tüm dünyaya yayıldığını ve ne kadar Luffy'nin ne olduğunu görebiliyoruz. Burada Bonnie Luffy'ye de şöyle bir şey söyle. Bu nasıl Yonko be diyor böyle. <laughs> Gerçekten çok komik. Ve ardından da çok bilmiş oldukları gösteriliyor Luffy'lerin ve Doktor Vegapunk'ın ortaya çıkmasıyla da bölüm sona eriyor. Gerçekten çok heyecan verici bir bölümdü. Yani Zoro orada robotu görünce böyle kılıcını çıkardı bir sahne var. Zoro orada gerçekten hani Doktor Vega Punk yanlış bir şey yapsa orada kesecek orada eminim yani. Zoro'nun orada Doktor Vega Bank'ı keseceğine hiç acımayacağına eminim. Ve Luffy'nin çok olan sahneleri bana çok komik ve tatlı geldi. Bonnie, Luffy çok bağır. Yani Bonnie burada bence Luffy ve Chopper'a karşı şöyle bir şey hissediyor olabilir ya bunlar gerçekten de iyi insanlar iyi kişiler Jinbei de onların yanında diye düşünmüştür mutlaka biliyorsunuz en son Bonnie'yi de Marijo'da görmüştük gizlice Marijo'ya sızmıştı ve Kuma ile ilgili yorumları yapmıştı ve Bonnie'nin Kuma'nın kızı olduğunu hepiniz de biliyorsunuz artık burada daha önce animede defalarca da bazı kısımlarda anlatıldı Bonnie'nin ağladığı kısımlarda da bu kısımları görmüştük. Ve gerçekten önemli bir bölümdü. Bakalım bir sonraki bölümlerde ne olacak bilmiyorum ama bu arkta gerçekten çok heyecan verici şeyler var. Ortaya çok heyecan verici şeyler çıkıyor tayfa. Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada yine opening ve yeni ending hakkında görüşlerimi söylememiştim. Yeni ending bence çok güzel çünkü serinin ilk endingi, ilk ee... Kapanış müziğine çok benziyor Memory ise. Ve aynı zamanda çizimler de aynı tarzda. Bölümün sonunda bir de Robin ve Chopper'ın özel sahneleri oluyor. Bonnie hakkında bu bölüm bilgilendirme yaptılar. Ve yeni açılış müziğini de ben çok beğendim. Bu arada One Piece gerçekten son zamanlar bir sürü haber ve gelişmeyle çığır açmaya ve bizi çok heyecanlandırmaya devam ediyor. Ki ben bu konuda çok mutluyum diyebilirim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.